Sayfa 84, ikinci tema sonu çalışma soruları. Aşağıdaki metni okuyalım. Kurulur, bulunur, yenilir. Yıl 1919. Atatürk Samsun'dan Havza'ya, oradan da Amasya'ya geçer. Herkese telgraf üzerine telgraf göndererek vatanın bütünlüğü tehlikede der. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun kararı kurtaracaktır der. Ama herkes umutsuzdur. Ordumuz yok diye yanıtlar gelir. Mustafa Kemal hemen şu karşılığı verir. Kurulur. Paramız yok diye yanıtlar gelir. Mustafa Kemal hemen şu karşılığı verir. Bulunur. Bu kez de diyelim orduyu kurduk, parayı bulduk. Düşmanlarımız hem çok güçlü hem de çok diye yanıtlar gelir. Mustafa Kemal onlara da aynı kararlılıkla yanıt verir. Olsun, yenilir. Birinci soru. Mustafa Kemal Samsun'dan ayrılınca sırasıyla nerelere gitmiş? Evet, Havza ve Amasya'ya gitmiş. Nokta. İkinci soru. Atatürk gönderdiği telgraflarla neyi duyurmuş? Atatürk gönderdiği telgrafta vatanın bütünlüğü tehlikede der, ulusun bağımsızlığını yine ulusun kararlılığı kurtaracaktır der. Sayfa 85, üçüncü soru. Mustafa Kemal'in telgraflarına hangi cevaplar gelmiş? Ordumuz yok, paramız yok gibi çeşitli cevaplar gelir. 4. Mustafa Kemal bu olumsuz cevaplar karşısında sırayla neler demiştir? Ordu kurulur, para bulunur, düşman yenilir der. C bölümü aşağıdaki kelime ikililerinin anlam ilişkilerini belirleyelim. Eş anlamı olan başındaki kutucuğu E, zıt anlamı Z. Hızlı, yavaş, hızlı, yavaş, zıt anlam 2. Beyaz, ak, ikisi arkadaşlar aynı anlam olduğu için eş anlam 3. Zor, kolay, zıt anlam 4. Islak, yaş, eş anlam fayda, yarar, eş anlam dış, iç, zıt anlam çok, az, zıt anlam cevap, yanıt, eş anlam konut, ev, eş anlam C. Aşağıdaki cümlelerde yapılan yazım yanlışlarını belirli cümlelerin yazım yanlışlarını düzelterek yeniden yazalım. Hemen altına doğrusunu tekrar yazıyorum. Evet, 1. Atatürk Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Burada Samsun özel isim olduğu için büyük harfle başlayacak. Kesme işareti olacak. Kurtuluş Savaşı da büyük harfle başlayacak. 2. Milli bayramlarımızdan biri de 30 Ağustos Zafer Bayramı'dır. Bayram isimleri büyük harfle yazılır. 3. Mehmet Çavuş Harekete savaşmış. Mehmet'in M'si, Çavuş'un Ç'si, Çanakkale'nin Ç'si büyük olacak ve burada da kesme işaretimiz olacak. Sayfa 86. Bir kişinin yaşadıkları tarih belirterek günü gününü anlattığı yazıdır. Evet, tarih belirterek günü gününü yazan arkadaşlar günlüktür. 2. Bilgisayar kelimesindeki harflerle oluşturulan kelimeleri işaretleyiniz. Evet, bakalım yara. Evet, yara doğru. Silgi. Silgi. Evet, olur. Masal. Evet, bilgisayarda arkadaşlar M harfi, M harfi yoktur. Olmaz. İlgi olur. Saygı I harfi olmadığı için olmaz. Saray olur. Arsa olur. Giysi, evet. G'miz var. Giysi olur. Doğru. Salya. Salya olur arkadaşlar. Giysi de olur demiştik. 3. Görseldeki meyvenin adında bulunan heceleri işaretleyiniz. Evet. Burada ne var? Portakal. Por var. Şöyle yazayım arkadaşlar. Por. Ta. Kal. Burada sadece por hecesi var. Bir de kal hecesi var. 4. Yukarıda kelimelerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulan sıralamayı işaretleyelim. Kurtuluş Savaşı Atatürk'ün liderliğinde başladı. Doğru olan bu. Sayfa 87. Yukarıda kelimelerde anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturduğumuzda öyküsünü kelimesi kaçıncı sırada yer alır? Çanakkale türküsünün öyküsünü kimden öğrendin? Burada öyküsünü kelimesi arkadaşlar 3. sırada. 6. soru. Buna göre yukarıdaki kelimenin hangi sembolünün olduğunu yerden bölünemeyeceğini işaretle. Evet, burada unutkanlık hecesi verilmiş. Unutkanlık. Burada tek harf kalamayacağı arkadaşlar. Üstte U harfi tek kalamayacağı için arkadaşlar kareden bölemeyiz.
Hangi kelimenin satır sonunda bölünemeyeceğini işaretleyelim. Evet, Türk kelimesi arkadaşlar tek heceli olduğu için hecesine bölünmez. Sığıyorsa üstte yazılır, sığmıyorsa tamamen alta yazılmak zorunda. Bunu arkadaşlar Türk hecesinden bölebiliriz. Bunu arkadaşlar ister Türk ister Türki hecesinden bölerek yazabiliriz. Sayfa 88. Görseldeki oyuncular isimlerinin alfabetik sırasına göre potaya atış yapacaklardır. Buna göre potaya en son atış yapacak oyuncu. Evet, alfabetik, evet. Rıza, Berkay, Utku. B harfi en başta olduğu için Berkay ilk sırada yazar, atar. Rıza 2, Utku 3. En son atış yapan arkadaşlar kimdir? Utku'dur. 9. Kelimelerin hecelerine ayrılmasıyla ilgili bir etkinlikte hecelerine doğru ayrılan her kelime için 10 puan, yanlış ayrılan için 5 puan kaybediliyormuş. Buna göre Gökay bazı kelimeleri aşağıdaki gibi hecelerine ayırmıştır. Kaç puan aldığını bulalım. Cumhuriyet doğru olduğu için 10 puan. Kahraman yanlış olduğu için 5 puan, eksi 5. Hürriyet yanlış olduğu için yine 5 puan. Karavana doğru olduğu için 10 puan kazandı. Kurtuluş yanlış, eksi 5 puan gitti. Padişah doğru 10 puan. Doğrularımıza bakalım arkadaşlar. 3 tane doğrumuz var, 30 puan. Yanlışlarımıza bakalım. 1, 2, 3 tane yanlış var. 15 puan düştü. 30'dan 15 puan çıkarttık. 15 puan kazanır. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.